erkekler alkolden, özellikle biradan uzak durmalılar. Şimdi bunu kısırı tetikleyen mesela bir erkek küçükken kaba kulak iltihaplanması, kaba kulak rahatsızlığı ateşli hastalıklar geçirmişse kaba kulak rahatsızlığına sebep olan paroksima denen virüs yıllar sonra testislerde testis orşit yani testis iltihaplanmasına sebep olur. Veya testis üstü bezesi dediğimiz epididimit dediğimiz iltihaplanmaya sebep olur veyahut da varikozula. Yani erkeklerin kısırlığının sebebinin %50'si aşağı yukarı bu kaba kulak geçirenlerde virüstan kaynaklanıyor. Evet, o virüstan kaynaklanıyor. Varikozulu yani toplar damarda kanın, kirli kanın dönmemesi ve tesislerde yoğunlaşması nedeniyle spermin kalitesi düşüyor. Hastalıklı bir sperm ortaya çıkıyor, hareketsiz ve tabii ki doğurganlık özelliği kayboluyor. Evet, kişi kısırlaşıyor. Kahve demiştiniz. Değil mi? Evet. Kahve içimi. Kahveyle ilgili bayanlardaki kısırlığı, hem bayanlar hem erkekleri negatif etkiler. Evet. Kahve. Kahveyle ilgili İspanya ve Danimarka'da klinik araştırmalar yapılmış. Yapılan araştırmalarda Avrupalılar çok kahve içerler. Evet. Her gün 7-8 kupa yani onlar litre. Büyük, evet. Bizdeki gibi küçük fincanlarla değil. Düzenli ve sürekli böyle kupalarla içilen kahve kısırlığa sebep olur. Evet. Belgelenmiş. Bunun klinik araştırması var. Belgeli. Ortaya çıkmış. Kahve evet. Zararlı. Hem gastrite, mideye zarar verir. Hem bu nedenle uzak durmak gerekir. Varikozulun tedavisi şart. Varikozul tedavi edilmedikçe normalleşmez. Artı prostat rahatsızlığı mesela. Prostat büyümesi eğer ki tedavi edilmezse, prostat ameliyatı yaşarsa kişi cinselliğinde, cinsel fonksiyonlarını da yavaş yavaş kaybeder. Kanseri de tabii. Evet. Doğru bir de Allah olur. Korusun. Bayanlarda ise yumurtalıklarda kist, rahimde miyom oluşursa miyomlar, evet. Bu kist ve miyomların üretmiş olduğu toksik madde üretirler. Evet. Vücutta birikiyor. Bu toksik maddeler yumurtalıklardaki yumurtanın yumurtlaması, yumurtanın rahime gelmesini engeller. Yapışıklıklara sebep olur vesaire vesaire. Şimdi mesela bugün bir bayan aradı beni. Dedi ki İbrahim Bey dedi sizin ürünleri annem kullanıyor. 3 aydır kullanıyormuş. Kadın hastalıklarından dolayı. Dedi ki ilk defa annesinden böyle pıhtı gibi böyle el büyüklüğünde. Evet. Şeyler geliyor. Panik olmuşlar, hastaneye kaldırmışlar. Evet. Dedi ki neden böyle bir şey geliyor? Gelmeseydi iyi miydi dedim. Gelmeseydi rahimde yumurtalıkta kalsaydı bu pıhtı gibi pislik, kan birikintisi onları gibi. Onları atmış vücut. Evet. Balgam gibi pislik birikintiler orada kalsaydı ne olacaktı? Evet. Kanser olacak. Kansere de sebebiyet verebilir. Yani tabii. Atıldığını şükretmen lazım. Tabii. Diyor ki biz bilmiyoruz da onun için soruyoruz. Acaba tabii. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Panik olmuşlar. Evet. Panik olacak bir şey yok. Çünkü bu vücuttan atıyor. Vücuttan evet. Atıyor. Yılların birikimi orada böyle pislik. Yapışmış tabii. Evet. Taş gibi olmuş. İksiri 3 ay. Bunu iksir. İksir kist, miyom, yağ bezi, tümör, nodül. Ne varsa eritsin. Hangi bitkiler var İbrahim Bey? Merak eden izleyicilerimiz için içerisinde. Limon suyu, evet. Sirke, zencefil, zerdeçal, kurkuma, altınbaşak otu, zeytin yaprağı 19 çeşit bitki içerir. Evet efendim 19 çeşit bitkiyle hazırlanmış olan bu iksir, kist, miyom, aklınıza gelebilecek her tür nodül ve vücuttan atılmasında hücrelerin duvarlarının şöyle bir temizlenmesi. Hani temizliyoruz evimizi, vücudumuzu ama damarları neyle temizleyeceğiz? Deterjanı alıp giremiyoruz içeriye. Evet. İşte efendim bu ürün damarlarda şöyle bir dolaşıyor, bir arıza endam ediyor ve ne var ne yoksa alıyor, vücuttan atıyor.